Hepinize merhaba, mutlu akşamlar, mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Beşiktaş'ta pek çok oyuncuyla yollar ayrılacak. Vekors maçtan bir gün önce, yani Kasımpaşa ile yapılan maçtan bir gün önce menajeri vasıtasıyla Beşiktaş'ın sportif direktörünü bilgilendirmiş. Manchester United'ten teklif var ve gitmek istiyorum diye. Beşiktaş şu anda Burnley ile, daha doğrusu onun bütün haklarına sahip olan İngiliz kulübü Burnley, Beşiktaş'ta görüşüyor. Vekors'un iradesi ayrılmaktan yana. Her ne kadar bugün antrenmana çıkmış olsa bile transfer sürecini başlatmış oldu. Hem veda ederek hem de menajeriyle Beşiktaşlı yetkilileri görüştürerek. O gittiği zaman Aboubakar transferi olur mu Beşiktaş'a? Aboubakar'ın 4 milyon euroluk bir alacağı var Al Nassr'dan. Bunu tahsil etmeden ayrılmak istemiyor. Yani sözleşmesini feshetmek istemiyor. Beşiktaş'tan da istediği rakamın 3 milyon euro yıllık garanti ücreti olduğunu duydum. Tabii bu Beşiktaş'ın limitlerinin üstünde bir rakam ve bunu aşağıya, asgariye indirmeye çalışıyor Beşiktaş ki giderken Aboubakar sözleşmesi istediği koşullarda yenilenmediği için maça çıkmamıştı biliyorsunuz. Bu ihtilaf da hali hazırda varken tabii Weghorst'un durumu Aboubakar'a her ne kadar ihtilaflı olsa da mecbur bıraktı Beşiktaş'ı bir anlamda böyle düşündüğümüzde. Dolayısıyla Beşiktaş'ta böyle bir değişiklik olacak. Bunun dışında Beşiktaş biliyorsunuz pek çok mevkiye transfer yapmayı planlıyor. Pek çok oyuncusuyla da yollarını ayıracak. Wellington, Montero kiralık olarak gidecek. Wellington bütün haklarıyla bir başka takıma gidebilir. Bunun dışında Zaysa da Fas milli takımıyla başarılı bir Dünya Kupası gerçekleştirdiği için İtalya'dan talipler var. Zays'ın da gitme olasılığı var. Yani Beşiktaş bir derken iki tane stoper alabilir. Ön bölgede defansif olarak oynayabilen, iki yönlü oynayabilen bir orta saha oyuncusu ki Ozan Tufan'ın ismi geçmişti ama Hull City ile Beşiktaş bir türlü anlaşma sağlayamadı Ozan Tufan gelmek istiyor oluşuna rağmen. Ki bugün Radyo Spor'da Ozan Tufan'ı çok yakından tanıyan bir isim. Teknik direktör İrfan Buz'la konuştum. Kendisi Bursa Spor'da çalıştığı dönemde Ozan'ı altyapıdan tekrar A takıma çıkartan kişiydi. Ozan'la bağlantıları da var, konuşuyorlar ve Ozan Tufan'ın Beşiktaş'ta oynayacağına, bu dönem içerisinde Beşiktaş'a transfer olacağına inandığını ifade etti. Bunun dışında Beşiktaş'ta pek çok oyuncuyla yollar ayrılabilir demiştik. En az 5 tane transfer yapacak, gönderileceklerin durumuna bağlı olarak ki bu da takımı bütün bütüne değiştirmek anlamına geliyor. Halihazırda Beşiktaş çok iyi bir noktada değil futbol olarak. Bir de böyle radikal bir değişiklik yapılırsa neredeyse takımın %50'ye yakını oransal olarak baktığımızda değiştiriliyorsa sezon ortasında bu şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın çok fazla şansının olmadığı anlamına gelir. Çünkü yeni gelen oyuncuların intiba süreci vesaire çok zaman kaybetmiş olacak. Yani devre arasında bu denli değişiklik çok normal değil ama buna mecbur Beşiktaş bir anlamda. Şimdi Joao Felix, Atletico Madrid'in 123 milyon euro karşılığında Benfica'dan transfer ettiği Portekizli hücum oyuncusu Londra'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçti. Chelsea'ye transfer olacak. Chelsea onun kiralık transferini alıyor. Sanırım 1,5 sezon ve 11 milyon euro ödeyecek bu kiralama dönemi içerisinde Atletico Madrid'e. Ama Atletico Madrid 2027'ye kadar onunla sözleşme imzaladı. Yani uzun erimde ondan vazgeçmiyor. Çünkü 123 milyon euro ödemişlerdi. Daha fazlasını kazanabileceğini düşünüyor. Ama bu süre içerisinde Atletico Madrid onun yerine bir hücum oyuncusu düşünüyor. Hücum oyuncusu seçeneklerinden bir tanesi de Hetafe'de forma giyen Enes Ünal. Enes Ünal biliyorsunuz attığı goller ve takıma olan katkısı nedeniyle ön plana çıkmıştı. Hetafe'nin 40 milyon euro bir pazar bedeli belirlediğinden bahsediliyor Enes Ünal için. Ama ben bu rakamın bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. 20 milyon euroya razı olabilir Hetafe kulübü. Enes Ünal da Atletico Madrid büyük bir kulüp olduğu için Atletico Madrid'de oynamak istiyor. Atletico Madrid'de oynamak istiyor Enes Ünal ama kulüpler anlaşırsa Enes Ünal'ın transferi gerçekleştirilebilir. Atletico Madrid'i yakından takip eden As gazetesinde çalışan arkadaşlarım, muhabir arkadaşlarım ise bu transferin pahalı olmasından dolayı yani Enes Ünal'ın pazar değerinin çok pahalı olmasından dolayı gerçekleşmeyeceğine inanıyorlar. Başka başka alternatifleri de var Atletico Madrid'in ama ben bir başka Türk'ün Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e Ocak ayında olmazsa sezon sonunda geleceğini hatta Atletico Madrid'de bir ön anlaşmaya sahip olduğunu biliyorum. Ve Atletico Madrid'de de Çağlar Söyüncü'nün çok başarılı olacağını düşünüyorum. Peki Galatasaray'da transferde son durum ne? Bugün transferle ilgili önemli gelişmeler olabilir demiştik. Güray Vural'la ilgileniyor Galatasaray. Tabii Güray Vural sol bek oynuyor, sol önde oynayabiliyor. Bence başarılı bir oyuncu. 34 yaşında ama Süper Lig tecrübesi çok ve fiziksel olarak yeterli bir oyuncu, enerjik bir oyuncu. Ama tabii büyük takım ayarında mı bu tartışılır. Galatasaray ilgileniyor. Güray Vural karşılığında Antalyaspor'a bazı oyuncuları teklif edecek. Patrick Van Aanholt, Seferovic onlardan bir tanesi olabilir ki biliyorsunuz Antalyaspor'da Amerika Birleşik Devletleri golcü Hacı Wright'ın da gitme olasılığı var ki Galatasaray'ın da ilgilendiğinden bahsediliyor. Söylenen şu. Galatasaray Güray Vural
ve Hacı Wright karşılığında 4 milyon euro artı Seferovic ve Patrick Van Aanholt'un bütün haklarını teklif ediyor Antalyaspor'a. Bu paket çerçevesinde transfer gerçekleşir mi? Hacı Wright devreye girdiği için gerçekleşmez. Neden diyeceksiniz? Çünkü Atalanta 8,5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu Antalyaspor'a zaten. Hali hazırda Antalyaspor'un elinde böyle bir teklif var. Ama Atalanta, İtalyan takımı bu teklifte 3,5 milyon euroyu peşin verelim. Sonra 1 milyon 250 bin euroyu da 4 eşit taksitte verelim diyor. Yani 8,5 milyon euroyu sıcak para olarak vermiyor Antalyaspor'a. Pazarlıklar bu noktada belirginleşmiş ama Antalyaspor'un Atalanta ile anlaşmaya yakın olduğundan bahsediliyor. Daha önce söylemiştim sizlere, Galatasaray maksimum 3, minimum 2 tane transfer yapacak. Bunlardan bir tanesi sol bek mevkini olacak mecburen. Bir diğer transfer de ön bölgeye olacak. Galatasaray hatırı sayılır, dünyaca ünlü, çok büyük ses getirebilecek, geldiği zaman çok büyük ses getirebilecek bir forvet transferine imza atacak deniyor. Ben bunu araştırıyorum. Edindiğim ilk bilgileri sizlerle hiç vakit kaybetmeden paylaşacağım. Galatasaray'ın gerçekten Seferovic'le yollarını ayırması gerekiyor ki Seferovic de artık hiçbir şekilde Galatasaray'a konsantre olmuyor. Bu çok net bir biçimde ortada. Seferovic de yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray dünyaca ünlü bir golcüyü getirecek mi? Bakalım bu kim olacak? Dembele mi olacak? Bir başka futbolcu mu olacak? Elbette ki Dembele, elbette ki Memphis Depay gibi futbolcular gündeme gelmişti. Bunun dışında Edin Dzeko'nun da gündemde olduğundan bahsediliyor ki Edin Dzeko'nun Inter'den ayrılma olasılığı çok yüksek fakat onun aldığı maaş çok büyük. 5 milyon euro kazanıyor yılda. Bunun dışında Memphis Depay ile ilgili olarak Barcelona teknik direktörü Xabi bir açıklama yapmıştı ve şunu söylemişti. Biz devre arasında hiçbir oyuncumuzu göndermek istemiyoruz. Sezon sonunda ben ayrıca Memphis Depay'ı da kadro içerisinde değerlendirmeyi planlıyorum ama sezon sonunda bazı gelişmeler olabilir demişti. Yani Memphis Depay'ın da ben Ocak ayında gelme ihtimalinin Barcelona'dan ayrılma ihtimali düşük olduğu için gelmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Ayrıca maliyeti çok yüksek bir oyuncu. Yani Edin Dzeko'dan 5 milyon eurodan bahsetmişken onun 10 milyon euroya yakın bir yıllık kazancı olduğunu hatırlamakta fayda var. Bununla birlikte Dembele daha nispeten gerçekleşmesi kolay ve olası bir transfer. Ama Galatasaray'ın bütün bunların dışında sürpriz bir ama yıldız niteliğinde bir oyuncunun transferini gerçekleştirebileceği yönünde de bir bilgi var. Bu oyuncu kim? Bundan sonraki videolarda bu işi takipçisi olacağım ve sizlerle paylaşacağım somut bilgileri, edindiğim somut bilgileri. Bunun dışında eğer şartlar uygunsa Galatasaray savunmanın merkezinde oynayabilecek bir stoper de transfer edebilir ama biliyorsunuz Galatasaray da oynayan Nelson ve Abdülkerim son derece başarılı bir derbi sınavı verdiler. Bence hatasız oynadılar. Abdülkerim sürekli artan bir performansla oynuyor Galatasaray'da ve bu performansını geliştireceğe benziyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın önceliği stoper değil ama koşullar uygun olursa bir stoper transferinde yapılabileceğinden bahsediliyor. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.